Harry Potter ve Game of Thrones'un sihirli dünyalarının düşündüğünüzden çok daha fazla ortak noktası var. Ortak noktaları sadece nefes kesici ejderhalar ve büyüleri değil, onlarca aktörü de kapsıyor. 14 aktör bu iki yapımda da yer aldılar. Hatta içlerinden biri oldukça özel çünkü kendisi Game of Thrones'ta bir değil, iki değil, tam 6 karaktere hayat verdi. Bu aşırı yetenekli oyuncunun kim olduğunu öğrenmek için izlemeye devam edin. Jim Broadbent, Ebrus'u hatırlıyor musunuz? Citadel'deki baş üstad. Kendisi Game of Thrones'un 7. sezonunda izleyiciyle buluştu. Bu rolü 2017'de canlandırmış olsa da siz onu muhtemelen pek de iyi niyetli olduğunu söyleyemeyeceğimiz çatlak profesör Horace Slughorn rolünden hatırlayabilirsiniz. Hogwarts'ta iksir dersi vermek için gelen emekli öğretmen. İşte bu iki karakter de İngiliz oyuncu Jim Broadbent tarafından canlandırıldı. Hatta kendisi bir başka fantastik filmde daha rol almıştı. Narnia Günlükleri, Aslan, Cadı ve Dolap. Burada da Profesör Diggory Kirk rolündeydi. Savaş zamanında çocukların yurtlarda kalmasını sağlıyordu. Sanırım kendisi beyaz ekranda profesör olmayı oldukça fazla seviyor. Michelle Fairley. Hepimiz Catelyn Stark'ın kim olduğunu biliyoruz. Winterfell'in iradesi sağlam neydisi ve Lord Eddard Stark'ın karısı. Peki onu Harry Potter filmlerinden hatırlıyor musunuz? Benim bulmam epey uzun sürdü ve sonunda Google'a sormak zorunda kaldım. Siz de hatırlayamadıysanız izin verin yardımcı olayım. Michelle Fairley, Harry Potter film serilerinde Harmony'nin annesi rolünde oldukça kısa bir role sahipti. Harmony, Voldemort hortlaklarını arama görevine çıkmadan önce ailesine hafıza büyüsü yapıyordu. Peki tüm ipuçlarını aldığınıza göre serinin hangi filmde rol aldığını söyleyebilir misiniz? Cevabı biliyorsanız yorumlarda bekliyoruz. Sally Mortimore. İngiliz oyuncu Sally Mortimore, Harry Potter ve Sırlar Odası filminde Hogwarts'ın kütüphanecisi Madame Pince'e hayat vermişti. Yıl sonu yemeğinde Severus Snape'in yanında otururken ve birçok diğer sahnenin arka planında kendisini görebilirsiniz. 2016 yılında Braavos'lu isimsiz bir kadın olarak Game of Thrones'un 6. sezonunda küçük bir rol aldı. Freddy Stroma. Freddy Stroma, Hogwarts'ta Cormac McLaggen isimli bir öğrenci rolünü oynadı. Aynı zamanda Gryffindor Quidditch takımının kalecisiydi. Kendisi Profesör Slughorn'un Slug Club Noel Partisi'nde Harmony'yi sinirlendiren çocuktu. Game of Thrones'ta ise 6. sezonda Samwell Tarly'nin kardeşi Deacon Tarly olarak karşımıza çıktı. Julian Glover. Onu Harry Potter filmlerinden hatırlamazsanız sizi suçlayamayız çünkü kendisini görmediniz. Ama Hagrid'in yasak ormanda yaşayan dev örümcek arkadaşı Aragog'un sesi olmuştu. Ama Game of Thrones fanları kendisini birçok krala hizmet eden büyük üstad olarak hatırlayacaktır. Nicholas Blaine. Nicholas Blaine, Harry Potter ve Zümrüdü Anka Yoldaşlığı filminde sihir başkanlığında bir büyücü olan Arthur Weasley ile birlikte çalışan Bob olarak küçük bir rol oynadı. Game of Thrones'ta ise Quirrell'ın baharat kralı olarak görece daha uzun bir role sahipti. Branson Webb. Branson Webb, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminde Draco Malfoy'un arkadaşı olan isimsiz bir Slytherin öğrencisini oynadı. Game of Thrones'ta ise Ak Gezenlerle karşılaştıktan sonra kaçan Gece Nöbeti üyesi olan Will Roy ile karşımıza çıktı. Daha sonra adamlarını terk ettiği için Ned Stark tarafından infaz edilmişti. Küçük olsa da kendisini dizide Ak Gezenleri gören ilk kişi olduğu için rolü akıllarda kalmıştı. İngiliz aktör Kara Şövalye üçlemesi ve Johnny Depp'in başrolünde oynadığı Karayip Korsanları film serisinde de roller almıştı. Ralph Ineson. Ralph Ineson, 3 Harry Potter filminde kötü bir büyücüyü ve bir ölüm yiyici rollerini canlandırdı. Aktörün acımasız karakter oynama tutkusu burada da bitmiyor. Game of Thrones'ta yağmacı bir demir doğan olan Dagmar Cliffjaff'la karşımıza çıktı. Winterfell'de Theon Greyjoy'a ihanet etmişti ama çok geçmeden kendisi ve adamları ele geçirildiler ve sadist Ramsay Bolton'la tanıştılar. Daniel Tweed. Ölüm Yadigarları bölüm 1'de Daniel Tweed, sıska bakanlık büyücüsü rolüyle kalabalıkta kısa bir rol alıyor. Ama Game of Thrones'ta kendisi Walder Frey'in oğlu Lothar Frey olarak özlü bir karakterle karşımızdaydı. Geçici rol daha sonra Tom Brooke ile 3. sezonda değiştirildi. Edward Tudor Paul. Muhtemelen bu aktörü de Harry Potter filmlerinde görmediniz çünkü kendisi Morgan ve Burke mağazasının sahibiydi. Fakat ne yazık ki bu sahne Harry Potter ve Sırlar Odası'nın sinema versiyonlarında yer almadı. Ama filmde onu görmek isterseniz kapsamlı bir DVD'sine ulaşabilirsiniz. Tıpkı Harry Potter filminde olduğu gibi Game of Thrones'ta da küçük bir rol oynadı. 2. sezondaki bir bölümde atıp tutan bir sokak vaizi rolündeydi. Natalia Tina. Natalia hem Harry Potter filmlerinde hem de Game of Thrones'ta Patra Sayılır ekran süresi alan oldukça az oyunculardan biriydi. Harry Potter filmlerinde mor saçlı cadı Nymphadora Tonks'tu. Ama unutmayın, adı Tonks. Game of Thrones'a ise ilk sezonda girdi. Korkusuz yabanıl kadın Osa rolüne hayat veriyordu ama sonra o ve Rickon Stark 4. ve 5. sezonlar boyunca yok oldular. Ardındansa Natalie'yi 6. sezonda Ramsay Bolton'un kurbanı olmadan önce kısa bir süre görebildik. David Bradley.
David Bradley Hogwarts'ın zalim karakteri Argus Filch'i oynadı. Filmlerde genellikle onu kendisi Bayan Norris ile birlikte okul koridorlarında gezinirken ve kuralları bozan öğrencileri yakalamaya çalışırken görmüştük. Filch oldukça sadist biri ve öğrenciler üzerinde ortaçağ cezaları uygulama izni olmadığından dolayı sürekli yakınıyor. Fakat Filch'in hayali Game of Thrones'ta Stark ailesine ihanet eden Frey ailesinin lideri Walder Frey rolüyle gerçek oluyor. Dizide televizyonculuk tarihindeki en kanlı olaylardan biri olan Kızıl Düğün'ü gerçekleştiriyor. Crine Heights. Crine Heights, son Harry Potter filminde Albus Dumbledore'un kardeşi Aberforth Dumbledore'u canlandırdı. Kendisi Harry Potter ve Zümrüdüanga yoldaşlığında Jim McManus'la değiştirildi. Game of Thrones fanları ise onu özgür halkın lideri Mance Rayder olarak tanıyacaktır. Duvarın ötesindeki kral ünvanıyla bir zamanlar üyesi olduğu gece nöbetinin korkulan rakiplerindendi. Ian White, 2.15 metre boyuyla İngiliz basketbol oyuncusu ekrandaki dev karakterinin hakkını verdi. Harry Potter ve Ateş Kadehi'ndeki rolü anılmasa da, Büyük Spartans Sihir Akademisi'nin yarı dev müdiresi Madame Olympia Maxim'in çekimlerinde yer aldı. Yani filmde yüzünü görmeseniz de bedenini görüyordunuz. Fakat Ian White, Harry Potter'da yüzü görünmese bile Game of Thrones'ta çok daha kapsamlı bir şekilde yer aldı. Oynadığı roller arasında 1. ve 2. sezonda bulunan bir ak gezeninde bulunduğu birden çok karakter vardı. 3. ve 4. sezonlarda lanetli dev Dongo rolündeyken 5. ve 6. sezonda yine bir dev olan Wunwun'a can verdi. 7. sezonda ise yine iki devle karşımıza çıktı. Son olarak 8. sezonda Lyanna Mormont'un katlettiği devi oynuyordu ve can verdiği son karakter buydu. Yani baktığınızda dizideki 8 sezon boyunca orada bir şekilde kalmayı başardı. Peki siz kaç oyuncuyu tanıyabildiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Hemen bir yere ayrılmayın. Kanalımızda 2000'in üzerinde harika video daha var. Tek yapmanız gereken sağdaki veya soldaki videoyu seçip tıklamak ve keyfini çıkarmak. Hayata olumlu bakın.